Ansızın hayatıma giriyorsun, varlığınla aklımı çeliyorsun, aşkınla beni şımartıyorsun, mucizeler yaratıp kahramanım oluyorsun. Zamanla aşka alışıyorsun, daha az gülüp daha çok susuyorsun. Değiştin sen hala görmüyorsun, mucizeler nerede kahramanım, yorgun musun? Olmaz bir tanem, olmaz sevdiğim, olmaz inan bana olmaz, aşk böyle olmaz. Olmaz bir tanem, olmaz sevdiğim, olmaz inan bana olmaz, aşk böyle olmaz. Hazırdım, ben de seni bekliyordum, nerede bu geç kalmasa diyordum. Ve bir gün karşımda duruyordun, bilmeden mucizenin ta kendisi oluyordun. Anladım, ben her şeyi yoruyorum, belki de hep senden bekliyorum. Değişmedim, sadece susuyorum, mucizeler yaratan kahramanı özlüyorum. Olmaz bir tanem, olmaz sevdiğim, olmaz inan bana olmaz, aşk böyle olmaz. Olmaz bir tanem, olmaz sevdiğim, olmaz inan bana olmaz, aşk böyle olmaz. Olmaz inan bana olmaz, aşk böyle olmaz. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, hepinize iyi günler diliyorum. Televizyon programından bugünkü programımızı müzikle açtık. Sevgili Akın Ertübey çaldı, söyledi. Besteci, gitarist, solist arkadaşımız. Öncelikle ona bir hoş geldiniz diyelim bu müzikle girişi yaptığı için. Sağ olun, hoş bulduk. Evet ve hemen konuğum Sayın Emekli Büyükelçi Cem Dunay'a dönmek istiyorum. TRT'nin eski genel müdürlerinden, değerli diplomatlarımızdan, bilim insanlarımızdan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle üniversitemizin bu televizyon programına katılmayı kabul ettiğiniz için, nadir röportajlarınızdan veya programa katılımlarından birini yaptığınız için onur duyduğumuzu, mutlu olduğumuzu ifade etmeme izin verin lütfen. Ben teşekkür ederim. İlk kez böyle bir müzikle başlayan Akın Bey'inki gibi bir programa katılıyorum. Valla keşke bugüne kadar hep böyle olsaydı programlar diyorum. Çünkü büyük keyif. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle evet, sizinle de Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğunu konuşacağız. Ama ben çerçeveyi biraz daha geniş tutmak istiyorum. Çünkü siz Türkiye'yi Cenevre'de Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye'yi temsil ederek görev yapmış bir kişisiniz. Ayrıca Avrupa Toplulukları daimi temsilciliği de yaptınız. Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil ettiniz. Halen de Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili konularda da çok çalışmalarınız var. Bu nedenle Avrupa uygarlığı, insanlık ve nezaket, toplumda uyum, dayanışma, geleceğe nasıl bakarız? Bütün bu konuları konuşacağız. Ama izin verirseniz Akın Bey'e dönüp bu çaldığı parçayla ilgili bilgileri kendisinden almak istiyorum. Onun da Nikhet Duru, Nil Burak, Candan Erçetin gibi birçok değerli sanatçımıza beste veren bir besteci olduğunu da eklemeliyim. Söylediğim şarkı bestesi bana ait. Sözleri Candan Erçetin, Mete Özgenci birlikte yazdılar. 2000 yılı Elbette albümünde yer almıştı bu şarkı. Evet, siz de programımızda Sayın Cem Dunan'ın da söylediği gibi
müziklerinizle, canlı yorumlarınızla ve Avrupa Birliği ile ilgili konuştuğumuz konulardaki görüşlerinizle ciddi katkıda bulunacaksınız. Çünkü bu konularda sanatçıların duyarlılığını da sıradan vatandaşın duyarlılığını da çok önemsemeliyiz. Sayın Duna, Avrupa Birliği Türk kamuoyu için önemli ama çelişik duygularla dolu bir süreç halini aldı. Ben isterseniz Batı uygarlığı en genel anlamda nasıl bir kavram ve Türkiye bu Batı uygarlığının, Batı kültür ailesinin bir parçası olmayı istiyor mu? Avrupa Birliği'ne acaba bu sebeplerle mi üye olmak üzere yola çıktı? Ne dersiniz? Tabii Avrupa Birliği dediğimiz zaman ve bu sürece baktığımız zaman gözümüze ilk çarpan şey bunun klasik bir işbirliği projesi olmadığı. Yani herhangi bir konu üzerinde işbirliğinden kaynaklanan bir proje değil. Bu bir entegrasyon projesi. Entegrasyon dediğiniz zaman yaşamın bütün aşamalarında ve yönlerinde yaptığınız bir süreç. Yani ben bundan vazgeçtim artık bu iş gitmiyor diyebilecek bir şeyiniz yok, yapınız yok. Çünkü Batı'ya ya Batı uygarlığı dediğiniz şeye baktığınız zaman bu çeşitli farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin Amerika ile Avrupa Birliği arasında bir fark var. Örneğin bu da şu, mesela Amerika'da eğer güncelleştirmek istiyorlarsa anayasalarını değişiklik önergeleriyle, amendmentlarla yapılır. Avrupa böyle değil. Türkiye'de bunun içinde olduğu için belki bunun üzerinde biraz durmakta fayda var. Daha dinamik bir süreç mi yaşıyor Avrupa ülkeleri yani, efendim? Verilmiş bir yapısı yok. Yani bir ön veri olarak kabul edeceği bir yapı yok. Bir takım kendine hedefler tespit ediyor. İşte tek pazar diyor, Maastricht diyor, şimdi Lisbon kriterleri var, onlarla uğraşıyor. Ve onlara ulaştığı zaman belirli bir süre bunu içselleştirmekle meşgul oluyor, iyice yerleştiriyor. Ondan sonra bir başka grup koyuyor. Yani sıkça verilen örnek şudur. Bir bisiklet ileriye doğru gitmezse yana doğru düşer denir. Avrupa Birliği de böyle. Şu anda herhalde en önemli krizlerinden birini yaşıyor. Ona rağmen ileriye gitmeye çalışıyor. İleriye gitmeye çalışıyor. Çünkü şeyinde genlerinde bu var. Mecbur bunu yapmaya. Çünkü aksi takdirde dağılıp gidebilir böyle bir şey. Tabii, aslında sorunları aşağı aşağı değil mi? Savaşlar sonrasında hani birbirlerine girmiş bir Avrupa şimdi bütünleşmeye çalışıyor. Kesin. Yani en böyle kötümser olduğunuz dönemde dahi bir çözümle ortaya çıkabiliyor. Bir ileriye doğru yeni bir hamleyle ortaya çıkabiliyor Avrupa Birliği. Aslında Avrupa Birliği'ni siz çok güzel anlattınız. Avrupa ülkelerinin ileriye doğru gitme, bu arada değişme, dönüşme, evet, daha iyi bir oluşuma, yapıya girme arayışı gibi de görebiliriz değil mi efendim? Kesinlikle. Yani baktığınız zaman bu kadar Avrupa Birliği'ni eleştiren diyelim İngiltere, Fransa vesaire gibi ülkeler esasında bütün refahlarını bu birliğe borçlular. Yani hatta bilim, Yunanistan'ın bu krizi tabii, atlatmasını tabii, bile gayet, tabii, değil mi? Avrupa Birliği olmasaydı çökerdi söz diyen bilim insanlarımız gayet, var. Gayet tabii. Bizim için de önemi zaten biraz da buradan kaynaklanıyor sanıyorum. Öngörülebilir bir hayat yaşamak istiyoruz. Evet. Öngörülebilir bir hayat. Belirsizlikler değil, içinde değil. Evet. Yani ben bir sabah işte ne bileyim ihtilal sesleriyle uyanmak istemiyorum. Yahut demokrasimi mümkün olduğunca geliştirebilmek istiyorum. O zaman Avrupa Birliği projesi demokrasinin yerleştiği, standartların oluştuğu, belirsizliklerin ortadan kalktığı bir düzeni arıyor. Değil mi efendim? Büyük ölçüde ve refahlarını daha ileri bir düzeye götürmek istiyorlar. Yani bugün mesela krizden bahsediyoruz. Ama krizden bahsettiğimiz dönemde dahi Avrupa Birliği'nin kişi başına milli geliri 70 bin doların üzerinde. Yani, bu yapı oluşum olmasaydı Avrupa Birliği bu refah düzeyini yakalayamazdı mı demek yakalayamazdı. Yakalayamazdı. Bir defa dünyanın en büyük ticari bloku. Yani, Amerika'dan bile mi? Amerika'dan da büyük. Yani ticaretin, dünya ticaretinin %30'unun üstünde Avrupa Birliği gerçekleştiriyor. O zaman birlikte hareket edince de rekabet gücü artıyor. İsterseniz evet, burada Akın Bey'e, Akın Bey bizim bir tür halk jürisi gibi, halk temsilcisi gibi. Evet. Size göre bir ortalama vatandaşımıza göre Avrupa Birliği projesi ne anlam ifade ediyor olabilir? Size ne ifade ediyor? Bu noktada zaten şunu merak ederim böyle tecrübeli bir insandan. Şunu duymak merak ederim, isterim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizim şu andaki ülke kriterlerimiz
Avrupa Birliği kriterlerine ne kadar uyumlu ya da Kopenhag kriterlerine ne kadar uyumluyuz? Bu yolculuğun neresindeyiz? Ben bunu çok merak ediyorum. Evet, ilginç bir soru. Benim bile şu anda aklıma gelmemiş olan bir soru. Yani Türkiye nerede ve nereye gitmek istiyor? Bize bir resim çizebilir misiniz efendim? Benim gördüğüm kadarıyla şu anda kötü bir dönem geçiriyor Avrupa Birliği ve Türkiye. Hem kendi arasındaki ilişkilerde hem kendi içlerinde zorlamalar var bir hayli. Bunu sürecin neresindeyiz dediğiniz zaman demin başında hani entegrasyon projesidir derken biraz da bunu kastediyordum. Bunu tanımlamak kolay değil. Yani çok faktör var değil mi? Çok faktör var ve dinamik bir süreç. Dolayısıyla hiçbir zaman tamam biz Avrupalı olduk, Avrupa Birliği'nin parçası haline geldik demek güç. Çünkü Avrupa Birliği'nin kendisinin nereye gideceği henüz belli değil. Yani bakıyorsunuz şimdi Avrupa Birliği sürekli tartışıyor. İşte şu son seçimlere bakın Avrupa Parlamentosu için. Bu seçimleri siz nasıl yorumluyorsunuz efendim? Tehlikeli. Avrupa Birliği'nin geleceği yönünden tehlikeli görüyorum. Yani bu üstesinden gelinebilecek bir sorun belki ama yani böyle bir eğilimin olması bunalımın derinliğini gösterir her şeyden önce. Ve bu bir de Türkiye'nin üyelik sürecinde de engelleri artıran bir gelişme değil mi? Artırabilecek ya da. Tabii mutlaka yani politik bir hale geldi olay ama şunu söylemem gerekiyor zannediyorum. Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme süreci içine gireceği henüz belli değil. Çünkü biliyorsunuz işte değişik hızlarda Avrupa entegrasyonundan söz ediliyor. Evet. Bu konsantrik daireler diye. O çerçevede baktığınız zaman Türkiye için fazla ümitsiz olması gerekmiyor. Yani çünkü örneğin İngiltere ve Türkiye egemenlik devri konusunda çok hassas ülkeler. Evet. Brüksel'e. Yani ümitsiz bir noktada da değiliz. Değiliz, hayır. Değiliz çünkü bir yaşam biçimi olarak da üstlenmiş vaziyetteyiz. Yani çoğulculuk, insanların özel hayatlarının kutsallığı vesaire bunlar içselleştirmemiz gereken kavramlar. Eğer bunları içselleştiremezsek o zaman zorlaşır tabii. Aslında buradan çıkan sonuç şu gibi efendim. Türkiye demokrasisi bakımından, standartlar bakımından epide yol almış durumda olmasına rağmen hala eksiklikleri olan kesinlikle. Ve bu yüzden de zaten ilerleme raporlarıyla Avrupa Birliği'nin bir tür denetim süzgecinden geçmeye devam eden bir ülke. Siz bu üyelik görüşmelerini, müzakereleri nasıl buluyorsunuz? Sağlıklı bir süreç mi? Her ne kadar çok yavaş ilerliyor olsa da. Yani bugüne kadar gelişme süreçlerinde görülmemiş bir gariplikle karşı karşıyayız. Evet, gariplik yani dediğiniz 35 gibi. Tane fasıl. Paragraf fasıl var. Bunlardan bir kısmını ele alamıyoruz yeterli olmadığı için bir kısmını Kıbrıs Rum kesimi veto koydu. Diğer kısmına Fransa veto koydu. Yani engellediler. Ve buradaki çelişkiler çok açık. Çünkü örneğin en önemli konu başlıklarından birisi enerji. Türkiye'nin hayati bir rol oynayabileceği, Avrupa'nın da bu rolü oynamasını istediği bir konu. Fakat hiç buna, enerji yollarının geçtiği bir ülke olacağız. Evet. Ama buna veto konduğunu görüyoruz. Dolayısıyla komik çelişkilerle yaşıyoruz kendi içinde. Bu bugüne kadar görülmemiş bir süreç diyorum. Çünkü bir defa karşılıklı olarak ipleri geriyoruz sürekli. Evet. Ondan sonra gerdiğimiz bu iplerden bir anlamda çözümü arıyoruz. Yani ama ipler gerilince de çözüm zorlaşıyor değil zorlaşıyor mi efendim? Zorlaşıyor çünkü bu defa karşılıklı suçlamalar ve yargılamalar başlıyor. Bu Avrupa Birliği'ne girecek olan bir ülke bir seferberlik halinde olması gerekir. Evet, biz, bütün kurum kuruluşlarıyla, kesin, bütün kaynaklarıyla yani, oraya yönelmesi gerekir. Yani Avrupa'da Türkiye'yi tam üye yapmak için bir siyasi irade olduğu söylenemez. Orada da böyle bir eksiklik olunca, tabii, irade eksikliği. Dolayısıyla Türkiye'nin burada izlediği politika bir adım adımcılık politikasıdır. Yani hayatın her yönüyle entegre edilmesi Avrupa Birliği'ne. Öyle ki bir sabah kalktığında Avrupa Birliği, bakacak Türkiye tam üye olmuş bile ya en azından. Pratikte böyle bir şey gerçekleşmiş. Örneğin ekonomiye baktığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Yani %80-85'i yabancı sermaye yatırımlarının Avrupa Birliği kaynaklıdır. Evet. Ticaretinizin %50'si Avrupa Birliği ile yapılmaktadır.
Dolayısıyla ekonomik entegrasyon, tabii, bağlılık tabii. Büyük ölçüde gelişti. Gelişti. Evet. Bırakın her şeyi. Fasılların rafa kaldırma tehlikesi var mı? Nasıl? Fasılların. Evet, boş, tamamen rafa kaldırılabilir mi bir süre sonra? Var ben mı? Sanmıyorum onu. Çünkü bu fasılların müzakere edilerek bir sonuca ulaştırılması süreci ve görevi komisyona verilmiştir. Evet. Komisyon Avrupa Birliği yaptığı anlaşmaların koruyucusu olarak tanımlanır. Dolayısıyla kendi içinde Avrupa Birliği bunu sonuna kadar götürmek zorundadır. Ama yaptığı şey şu esnada ayak sürmek. Evet. Biz de fazla bir hoşnut tuz bu durumdan gibi geliyor. Yani büyük bir heyecan göstermiyor. Evet. Bir şekilde. Komisyonda büyük ölçüde bürokratik bir yapı olduğu için siyasi, evet, etkilenmelerden uzak kalabilir uzak, nispeten değil mi? Görevi bu. Görevi bu. Evet. Onu ilerletmek ama, evet, elbette siyasi rüzgarlardan onlar da etkileniyordur. İsterseniz bir müzik arası verelim. Şimdi daha olumlu Akın Bey ne çalarsınız? Bize bilgi verin öncesinde. Çalar söylersiniz diye. Nilüfer'in seslendirdiği bir şarkı. Bestem. O Kadın Sen Olsan. Şarkı. Evet. Sözler Berin Çağlar. Ansızın bir rüzgar çıksa, saçlarını dağıtsa, çocuksu saçlarını ben üşüsem, ansızın bir rüzgar çıksa, saçlarını dağıtsa, çocuksu saçlarını ben üşüsem, uzaklarda bir yerlerde tanımadığım, bilmediğim ama yüreğimde özlediğim o kadın sen olsan, yüreğimde özlediğim bir kadın adımı seslense, özlediğim o kadın, o kadın sen olsan. Ra ra di ra ri ra ri ra ra ram, ra ra di ra ri ra ram, ra ra di ra di ra di ra ra ra, ra 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 di ra di ra ram. Gülümsenmemiş ne kadar gülüş varsa dudaklarında, ne kadar gülüş varsa öpebilsem, ansızın bir yağmur yağsa birden ıslansam, sımsıkı sarılsan bana öylece kalsam, uzaklarda bir yerlerde tanımadığım, bilmediğim ama yüreğimde özlediğim o kadın sen olsan, yüreğimde özlediğim bir kadın adımı seslense, özlediğim o kadın, o kadın sen olsan. Dra da di da di da di da 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 da. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Akın ederim. Akın Bey, besteciliğiniz nasıl başladı onu sorayım. Çünkü böyle bu kadar tanınmış sanatçılarımız da, evet, bestelerinizi söylediğine göre. Üniversite yıllarında ilk besteler ortaya çıkmaya başlamıştı. Öyle hatırlıyorum. Aslında siz mühendissiniz değil mi? Ben mühendisim. Kimya yüksek mühendisiyim. Yaptım da mesleğimi. Petrokimyada çalıştım 27-28 yıl. Ama müzik tutkumuz kadar devam etti değil o mi? O zaten hep vardı. Tabii inşallah hayatımın sonuna kadar da. Ailenizde de var olacak. Bildiğim kadarıyla. Var. Annemin sesi çok güzeldir. Hmm. Ciddi güzeldir. Rahmetli dedemin sesi çok güzel. Ut çalar söylerdi. Evet, evet. Ama sonra ben kendim bir şeyler yapmaya başladığımı gördüm. Yani. Bu arada değerli
söz yazarlarıyla, evet, müzisyenlerle de birlikte çalıştınız, Mehmet değil mi? Mehmet Teoman, evet, rahmetli Aysel Gürel, Günay Çoban, şu anda çok güzel şarkı sözleri yazan bir arkadaşım var. İşte böyle akrabalarımdan Berrin Çağlar gibi, Bahar Ertübey. Valla nasıl beste yapıldığını soracaksanız bana, bunun cevabını ben de bilmiyorum. Evet. Gerçekten bunun cevabını ben de bilmiyorum. Bir anda olanlar oluyor diyeyim. Evet. Bu Allah'a şükrediyorum bu konuda. Öyle diyeyim. Evet. İlle sorarsanız bana gelmeye başlıyorlar diyebilirim. Evet, yani evet. Bunun hiçbir kuralı yok. Evet. Hiçbir sebebi yok. İşte şöyle olursa beste yapılır, böyle olursa yapılma. Yok böyle bir şey. Evet. Bir şey Sayın Duna, sanırım Türkiye'de sanatçılar Avrupa Birliği ile bütünleşme konusunda, dünya ile bütünleşme konusunda epey yol kat etmiş olmalılar. Siz diplomatik görevlerinizde de sanatçıların, bilim insanlarının ülke tanıtımlarına önem verir miydiniz? Bilirsiniz, bir ülkenin tanıtımını salt diplomatlar yapmazlar. O resmi görevdir ama o ikinci devre diyelim, diplomasiyi de sanatçılar yapar. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyordunuz? Valla her şeyden önce bu konuyu açtığınız iyi oldu. Bu vesileyle bizi ne kadar sevindirdiğini kaydetmekte fayda var. Bu son Altın Palmiye, evet, ödülünü almamız. Evet, gerçekten. Bu çok hoş bir şey. Avrupa entegrasyonu dediğim şey de aynen bu. Yani çünkü her konuda girmemiz lazım. Sanatın, sanatçıların dolaşımı da çok önemli bir alan değil mi efendim? Tabii yani. Büyükelçilerin dolaşımından daha önemli bence. Evet. Çünkü netice itibariyle sizi dinleyen kişi büyükelçi olarak biliyor ki siz bir resmi temsilcisiniz. Evet. Hareket sahanız onunla sınırlı. Halbuki işte Akın Bey'e gitse Brüksel'e yahut herhangi bir yere öyle bir şey yok. Yani o sonuna kadar bu entegrasyonun bir parçası ve paylaşabildiği bir sanat var. O da müzik. Dolayısıyla son derece önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Ve bu konuda çeşitli dallardaki sanatçılar, ressamlar, genç, tecrübeli müzisyenler ciddi karşılıklı ortak projeler yapıyorlar, ziyaretler yapıyorlar. Yani İstanbul'da bile sayısız her gün mutlaka bir etkinlik var. Bunu nasıl bir işaret olarak yorumluyorsunuz? İstanbul'un bu sıralarda yani son 10 senedir gördüğü ilgi hakikaten Türkiye tarihinde bir yenilik. Çünkü evet. Gün geçmiyor ki böyle çok önemli bir sanatçının Türkiye'ye gelmesi, konser vermesi veya işte tiyatro mesela. Son 2-3 gündür çok önemli tiyatro olaylarını yaşıyoruz Türkiye'de. Bunlar çok hoş bir şey. Ve yani benim dış ilişkilerimde bakıyorum, herkes İstanbul'a gelmeyi böyle bir hani tabir caizse olmazsa olmaz gibi değil mi? Görüyorlar. Çok hoş bir şey. Tabii. Hatta Ankara'ya zorunlu gidişleri varsa bile bir de İstanbul turu yapmak da istiyorlar öyle, değil mi? Öyle yani İstanbul çok farklı bir şey gerçekten. Evet, İstanbul'un sizin beste çalışmalarınızda esin yönü var mı? Hep böyle aşk, sevilen, ayrılan kişiler mi konu olur? Nedir size genel olarak esin kaynağı yani, olan konular? İstanbul şehrinin bana ilham verdiğini soruyorsanız öyle bir şey yok. Yani her yerde olabilir. Ama bir İstanbul şarkım var. Yani şu anda söyleyemem, getirmedim yanımda. Evet. Bir İstanbul bestem var. İnşallah yakında çok benim çok beğendiğim, çok değerli bir sanatçı Gülcan Altan, evet, bu şarkıyı seslendirecek. O zaman onu bir gelecek seferde sizi konuk ettiğimizde olabilir. Olabilir diyorsunuz. Olabilir. Evet. Tabii, şimdi isterseniz kısa bir ara verelim. Tamam. Sonra tamam, söyleşimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın sevgili izleyiciler.